Arkadaşlar merhaba, bugün Mehmet Bıçakçı kanalımızdasınız, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir şikayetten bahsedeceğim. Müşteri aracını kullanırken frene bastığında bazen fren pedalı dibine kadar iniyor ve fren tutmuyor. Pompaladığı zaman fren sertleşiyor ve fren tutuyor. Yani fren pedalı boşa gidiyor arkadaşlar. Şimdi bizim yapmış olduğumuz ön kontrollerde aracın fren hidrolüne baktığımızda şöyle rengini göstereceğim size. Evet, bu fren hidroliği özelliğini kaybetmiş renginden dolayı zaten. Normalde dört dört olması lazım. Şeffaf bir rengi var dört dördün. Bu özelliğini bozulmuş bunun özelliği. Bunun bozulma sebebi arkadaşlar 40.000 kilometrede, yani 2 yılda bir veya 40.000 kilometrede bir fren hidroliğinin değişimi gerekiyor. Ve 200 derecenin altında, kaynama derecesi 200 derecenin altına düştüğü zaman da fren hidroliği özelliğini kaybetmiş oluyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki ya biz yıllardır araç kullanıyoruz, fren hidroliği değiştirmiyoruz. Evet, değiştirmiyorsunuz. Ama yeni jenerasyon araçlarda değiştirmediğiniz takdirde işte fren pedalının boşalması gibi, fren parçalarının, bileşenlerinin bozulması gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu araçta ne yapacağız? Fren ana merkezi bir kere değişecek çünkü bir sıkıntı var. Ön taraftan da kaçırmış, alttan kontrol ettiğimizde kaçak var. Aynı zamanda arka tekerlerdeki fren merkezlerinde de arkadaşlar kaçırma var. Bunun sebebi fren hidroliğinin değiştirilmemesinden kaynaklanıyor. Arkadaşlar bakın, İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğun trafikte frene bas bırak, bas bırak, bas bırak sürekli yaptığımız için fren hidroliği ısınma yapıyor arkadaşlar. Isınma yaptığı zaman buharlaşma yapıyor ve kendi özenliğini, hidrolik kendi karışımdaki formüle edilmiş özenliğini bozuyor. Bozduğu zaman da hidrolikte su buharı oluşuyor ve dolayısıyla da paslanma ve daha sonra da zaten fren sistemi tamamıyla ordik ve pistonlardan oluşan bir grup elementinden bahsediyoruz. Bunlar da otomatikmen ne oluyor? Yaralanmış oluyor ve siz frene bastığınızda hayati bir durumu açığa çıkarmış oluyor. Çok basit bir şey. Şimdi DOT 4 kullanıyoruz biz bu araçta. DOT 4'ün rengine bakalım. Görüyor musunuz ne kadar şeffaf? Ne kadar fark etti? Bak, DOT 4, yeni koyacağımız DOT 4 bu. Bir de bunun şimdi üzerinden çıkanı tekrar göstereceğim. Arkadaşlar fren hidrolüğünün rengine bakın ya. Bildiğiniz sapsarı motor yağı haline gelmiş. Şimdi bunda arka merkezleri, işte öndeki merkezler komple, işte tamir takımları ve kendileri yenilenecek. Fren merkezi yenilenecek. Ve arıza halen devam ederse belki de aracın ABS sistemi de yenilenmesi gerekebilecek. Tabii ki bunları yaptıktan sonra aşama aşama gideceğiz bu araçta. Yani ufak bir, 2 yılda bir fren hidroliği değiştirmeyen bir müşterimizin varmış olduğu nokta burası arkadaşlar. Maliyete baktığımızda çok yüksek maliyetler. Neden? İşte merkezidir, ana merkezidir, bunun işçiliğidir. Çok büyük bir masraf çıkıyor. Dolayısıyla sizlere tavsiyem, mutlaka araçlarınızın 40.000 kilometrede veya 60.000 kilometrede veyahut da hiçbir kilometre olması daha iyi arkadaşlar, 2 yılda bir fren hidroliğinizi bakım yaptırdığınız atölyenizde veya servisinizde değiştirmenizi ve üreticinin tavsiye ettiği, bakın DOT 2 var, DOT 3 var, DOT 4 var, DOT 5 var, şu anki DOT 5.1'e kadar çıkmış durumda. Bunların hepsinin hidroliklerin kaynama derecesine göre değişkenlik gösteriyor. Yani aracınız hangi hidrolik kullanılıyorsa onu koydurmak zorundasınız. Eğer koydurmazsanız da atıyorum araçta DOT 4 varken DOT 3 koyarsanız kaynama derecesi düşük olacağı için ve arkadaşlar bu sefer de problem olacaktır. O yüzden üreticinin tavsiye etmiş olduğu hidrolik hidroliği kullanmanızı tavsiye ederim. Umarım sizlere faydalı bilgiler aktarmışımdır. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlar köşesinde yorum yapmayı eksiltmeyin arkadaşlar. İhtiyaç vardır. Sağlıcakla kalın efendim.